Mezuniyet ne mezuniyeti? Evet. Halk mezuniyeti. Özel... Hep şey oldu. Hiç şey. Aynen. Şimdi bakıyorum hani... Bunu herkes seyredecek. Ben tabii. Cumhurbaşkanı da seyredeceğim. Tabii. Halk. ...31 Mart'tan bu yana yaklaşık kaç ay oluyor? Bir seneye yakın Ekrem İmamoğlu'na sert eleştirilerde bulunuyordum, yalan yok. Ama tabii ki bu sert bir eleştiri. Herkesin yaptığı gibi, kendisinin de yaptığı gibi. Tabii bu onlarda farklı bir algı yaratmış demek ki. Bana farklı hesaplardan... sosyal medya hesabıma spamlar atması orada kalsın. Hakaretler farklı hesaplardan. Yok sen figüransın, yok oyuncu değilsin, şöylesin, böylesin, işsiz kalmışsın hükümete. Yalakalık yapıyorsun gibi ağır hitamlar, küfürlere dair her şey duyduk. Bu yetersiz kalınca, Recep Tayyip susmayınca, devam ettiği için bu sefer soruşturma başlattı. Soruşturma neticesinde de bundan iki gün önce bir arabulucu aradı beni. Adalet Bakanlığı'ndan görevli arabulucuymuş. Kendisi Recep Bey dedi, biz dedi uzlaştırıcı arabulucuyuz dedi. Ekrem İmamoğlu'yla sizi aranızı uzlaştırmak için bir şart var mı gibilerinden konuştu. Ben dedim benim bir şartım şurtum yok dedim. Zaten şikayetçi olan da o dedim. Eğer uzlaşacaksa kendisi söylesin dedim. Bir mail geldi. Mailde bunun şartları şu. Avukatlık bürosundan mı? Aynen. Avukatlık bürosundan geliyor. İsmi de Polat Polat diye bir tabelası var herhalde. Burada diyor ki bize diyor bir video çekecek diyor. O videoda ülkenin ne yazık ki diyor bugüne kadar kutuplaşmasına sürüklenmesine ben de katkı sağladım diyecekmişim. Sonra ben evet bunu kendim söyleyecekmişim. Sonra bu videoyu ona yollayacakmışım. Ekrem İmamoğlu'ndan çok özür diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bir daha kendisine hakaret etmeyeceğim, küfür etmeyeceğim gibilerinden böyle metinler var. Zaten ben kendisine küfür etmedim. Hakaret de etmedim. Sadece sert bir eleştiri yaptım. Peki o çekeceğiniz videoyu kendilerine mi? Nasıl olacak? Bu çektiğim videoyu hukuk bürosuna göndereceğim. Hukuk bürosu da alacak bunu, kendisi yayınlayacak. Sonra bana da bir onay verecekmiş, ben de yayınlayacakmışım gibi böyle bir acayip bir oyun kurmuşlar. Yani ben bunu çekmeyip o videoyu küfür ederek de yollasam demek ki küfür üzerinden video var elimizde. Recep Terzi'yi daha büyük bir oyun içine atacaklar. İstediklerini çeksem bu sefer ülkede kutuplaşma yok. Olmayan bir şeyi ben yalanlarına alet olmuş olacağım. Bu insanlara, bu halka farklı bir kötü algı oluşacak. Ve buna da sebep olan kendisi. Tabii ki çekmedim. Ben bunu bu metinle birlikte sosyal medya hesabından paylaştım. Bu bir oyundur dedim. O tweetimde tabii ki etkileşim aldı, yürüdü. Buna dair kendisine şunu söylemek istiyorum. Yani kendisi ben seçilmişim diyor. Ben diyor İstanbul için geldim diyor. İstanbul halkına hizmet için geldim. İstanbul halkına hizmet için geldiysen niye Recep Terzi ile uğraşıyorsun? Niye İstanbul'la uğraşmıyorsun? Bakanlar seçilmemiş diyor. Ben seçilmişim diyor. CHP'den birçok milletvekili bakanlar seçilmedi diyor. Ben seçildim ama diyor. Seçilmişsen bakanlar Elazığ'da hala Elazığ'dalar, çalışıyorlar. Sen ne yaptın? Elazığ'a gidiyorum diye. Erzurum'a gittin, kaydın. Meclis kürsüsünden üyelere küfretmek o ne demek oluyor? O da bir kutuplaşma değil mi? O da bir hakaret küfür değil mi? Yani kılıncı ilk önce kendisine vuracak. Bana değil de ilk önce kendisine vuracak. Burada ben kendisini sadece sert eleştirdim. Bundan sonra da kendi çapımda yine eleştirilerimi yaparım. Bu bütün siyasetçiler bunu kaldırmak zorunda.
sadece Ekrem İmamoğlu değil, bütün siyasetçileri seçtiysek hatalarını, kusurlarını eleştirmek bizim de hakkımız yani.